Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bir devleti yönetiyorsanız ya da bir şirketi yönetiyorsanız devletin ve şirketin yönetilmesinin ayrı ayrı kuralları vardır, değil mi canlarım? Doğru, dürüst, çok büyük iş adamları gerçekten çok saygıdeğer, çok güvenilir iş adamlarıdır. Evet, biz mizah yaparken, komedi filmleri çevirirken, komedi yazıları yazılırken, karikatürler yazılırken iş adamlarından genellikle üçkağıtçı, hırsız, şerefsiz, namussuz tipler olarak söz edilir, değil mi? Hayır, bu bütün iş insanları için geçerli değildir. Bir defa bunu lütfen kabul ediniz. Böyle yaparsak küçük bir bakkal da bir iş insanıdır. O zaman hiç kimseye güvenemeyiz. Hiç kimseye güvenemezsek biz nasıl yaşayacağız? İmkan var mı böyle bir şeye? Peki, bazı iş insanlarının, bazı esnafın, bazı tüccarın, bazı köylünün, bazı sinemacının, bazı sanatçının, sporcunun, gazetecinin tabii ki hasılı her kesimden insanların içlerinde güvenilmezler olabildiği gibi ama güvenilir olanların sayısının daha çok olduğunu kabul etmeliyiz. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Birincisi, makul insanlar sesleri daha az çıkan insanlardır. E dede sen demek ki makul değilsin, azgınsın. Ben makul insanların sesi olmaya çalışıyorum. Biliyorum çünkü onu. Makul insanlarla beraber büyüdüm. Makul insanların söz olmasın, laf etmesinler diye, el alem ne der demesinler diye, başkalarının yanlışlarını, hatalarını görmezden geldiklerine tanık oldum. Yaşadıkları haksızlıklara ses çıkaramadıklarına şahitlik ettim. Çok acı çekiyorlardı, çok haksızlığa uğruyorlardı ama ellerinden hiçbir şey gelmiyordu. Bağırın, çağırın, itiraz edin denildiğinde de yetiştikleri geleneksel ahlak anlayışı edepsizlik yapma diyordu onlara. Çünkü onlar haklarını aramanın edepsizlik olduğunu zannediyorlardı. İsmet Paşa rahmetli demişti ki, namuslu insanlar la akal namussuzlar kadar, la akal yani azınlıkta olan, sayıları daha az olan namussuzlar kadar cesaretli olabilse Türkiye'nin sorunlarını çok daha kolay çözeriz. Bunun anlamı şuydu. Namuslu insanlar aynı zamanda makul insanlardır. Makul insanlar ise hesap sormayı, hak aramayı, yüksek sesle konuşup karşı tarafa haddini bildirmeyi edepsizlik olarak öğrenmişlerdi. Edepsizlik yapmaktan korkuyorlardı. Namussuzların sesi ise çok çıkıyordu. İsmet Paşa bunun farkındaydı. Halkın büyük çoğunluğunun çok dürüst, çok namuslu, çok temiz ahlaklı olduğunu ancak geleneksel bir ahlak anlayışı nedeniyle haksızlık yapanlara, hırsızlara bağırıp çağıramadığını, onlar gibi edepsiz olamadığını bildiği için de o cümleyi kurmuştu. Bakın çevrenize göreceksiniz. Ne yazık ki haksızların sesi daha çok çıkıyor. Ahlaksızların sesi daha çok çıkıyor. Onlar çok daha fazla bağırıyorlar. Bu nedenle ben siyaset yapan aklı başında insanlara, devlet adamı kimliği olan insanlara ya çamur atmayın üzerinize sıçrar diyorum. Bırakın onlar size istediklerini söylesinler. E halk inanırsa ha o zaman sizin de kendinizden şüpheniz vardır. Merak etmeyin. Eğer siz hareketlerinizle, hal ve tavırlarınızla doğru bir yolda yürürseniz, doğru işler yaparsanız, halka yalan söylemezseniz, daima doğruları söylersiniz, hiç korkmayın edepsizlerden. Göreceksiniz ki sonunda mutlaka ve mutlaka edepliler kazanıyor canlarım. Bunu niye söyledim? Bunları niye anlattım? Medyaya baktığımız zaman siyasetçilere, tabii iktidar siyasetçilerine ve iktidar medyasına baktığımız zaman çok rahat yalan söylediklerini görüyoruz. O kadar rahat yalan söylüyorlar ki. Yani onlar için yalan söylemek nasıl söyleyeyim size şöyle. Normal yolda, düz, asfalt bir yolda yürümek kadar doğal ve kolay bir şey. Evet. Şimdi güldür güldür döviz geliyor diyorlar yurt dışından. Güldür güldür döviz geliyor.
Güldür güldür döviz geldiği için güldür güldür de dolar değer kaybediyormuş. Ben Korkusuz Gazetesi'nde yazdım. Bugünkü yazımı okursanız hatırlayacaksınız. Dedim ki bunların güldür güldür duydukları ses sakın o Show TV'de yayınlanan güldür güldür programından gelen gürültüler olmasın. Ya güldür güldür döviz falan geldiği yok. Swap yoluyla gelenlere artık bir hal oldu mu söyleye söyleye. Döviz girişi olarak ne olursunuz bakmayın. Nedenini de geçen gece anlattım. Biraz amiyane bir örnekle anlattım tabii. Yani evlenilecek kız, eğlenilecek kız muhabbetiyle anlattım. Peki ama bu dolar neden düşüyor? Efendim piyasalarımız çok sığ. O kadar sığ ki bizim piyasalarımız. Ufak bir döviz girişi olsa, niçin gelirse gelsin, sıcak ya da soğuk olarak gelsin. Haberi bile yetiyor. Sığ olduğu için gelen para talebi karşılayabileceği düşüncesiyle, beklentisiyle yükselmek üzere olan ya da yükselme potansiyeli olan parayı aşağı düşürüyor. Yani talep olan paranın değerini diğer paranın karşısında aşağıya çekiyor. Türkiye'de hep dövize talep var. Neden? Çok dış borcumuz var. Türkiye dövize gark olmak zorunda olan bir ülke. Haliyle döviz girişi olduğunda bu konuda yani dövize yatırım yapanlar, döviz üzerinden para kazanmak ya da varlığını dövize yatırım yaparak korumak isteyenler haliyle o gelen parandan az da olsa etkileniyorlar. Dedim sığ piyasalarımız. Bir tas alın, tas bildiğimiz taslar var ya, çorba kasesi ya da ne bileyim daha biraz büyüğünü alın. İçine su koyun yarıya kadar. İçine elinizi sokun ya da küçücük bir bebek varsa çevrenizde küçük bir çocuk elini sokun. O küçücük el bile o tasın içindeki suyu taşıracaktır. Neden? Biz ona sığ deriz değil mi? Sığlık deriz. Ne kadar sığ deriz. Bir okyanusta aynı anda binlerce transatlantik batsa okyanusun suyu bir milim yukarıya çıkmaz. Taşmaz yani. Canlarım. Neden? Çünkü okyanus devasa derinlikleri olan denizler bunlar. Uçsuz bucaksız denizler. Canlarım benim. Ekonomi, Türk ekonomisi sığ. Sığ olduğu için küçük bir bebek aynı tasın içinde elini sokmuş olduğu gibi su taşıyor. Sonra bebeğin eli çıktığı zaman bir bakıyorsunuz su ne kadar azmış. İçeriye biraz döviz sokuyorlar. Dolar, avro sokuyorlar. Türk lira değer kazanıp dolar ve avro değer kaybediyor. Bunu da bizimkiler kendileri yapıyorlar ha. Neyle yapıyorlar? İşte o swap yoluyla yapıyorlar. Swap da yüksek faizi buluyor, geliyor. Ama 3 ay sonra gidecek o paralar. 3 ay sonra biz kendi kendimizle baş başa kalacağız. O zaman ne olacak? Hiç bunu hesaplıyor musunuz? Deyin ki Mart ayı başında Halkbank davası başladı Amerika'da ve çok kötü kokular gelmeye başladı. S-400'lerle ilgili Biden yönetimi acayip bastırdı. Hayır kardeşim hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Git onları geri ver dedi. Biz de vermeyiz dedik. Babalandık. Avrupa Birliği dedi ki çıkar kardeşim şu Selahattin Demirtaş'ı da Osman Kavala'yı da bütün düşünce suçlarını suçlu olarak içeriye tıktığın düşünce insanlarını o zavallı masum KHK'lıların hepsini çıkar kardeşim dışarıya tahliye ettir dedi. Hayır etmem dedim. Ya ne yapacaksın? Ne yapacağız ya merak ediyorum ya ne olacak? Borç, dış borç artarak devam ediyor. 2020 yılı cari açığı 38 milyar dolar. Ya bu 38 milyar dolar cari açıktan bahsediyorum size ya. Bizim olmayan bir para geldi, bizim olmayan malları ithal ettik. 100 lira maaşımız vardı, 138 lira harcadık. 100 lira bizim paramızdı, 38 lirası el parası. İsteyecek, adam isteyecek bu parayı bizden. Çünkü borç aldık. Ya bunu nasıl anlatamıyoruz insanlara? Vatandaşın Sesi diye bir televizyon kanalı değil, YouTube kanalında izliyorum. Vatandaş anlatıyor, ekonomiyi soruyorlar, berbat diyor. Soyulduk, soyuluyoruz diyor. Kimi oy verdiniz diyor, AKP'ye oy verdim diyor. Ama diyor ne yazık ki yine ona oy vereceğim diyor. Neden diyor, soruyor gazeteci kardeşimiz. Diyor alternatifi yok diyor. Ya şuraya bakar mısınız ya? Ben o vatandaşı da suçlamıyorum. Ya neden suçlayayım? Eğer siz muhalefet partileri olarak
o vatandaşa umut veremiyorsanız, güven veremiyorsanız, geleceklerini garanti altına alacağınız konusunda onları ikna edemiyorsanız, bu vatandaş hem soyulacak hem de gidip kendisini soyanlara oy verecek. Yeni gelin misali, hem ağlarım hem giderim. Ve dediğim şu, bu ekonominin iyiye gitme ihtimali sıfır ama vatandaşa bunu ne kadar anlatırsanız anlatın, vatandaş tamam da diyor. Gelenler bu ekonomiyi nasıl kurtaracaklar? Bunun cevabı yok. Bunun cevabını geçtiğimiz günlerde Bernie Sanders'tan bir örnekle verdim. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkan adaylarından da evet Biden'ın rakibiydi. Adam diyor ki Roosevelt'ten sonra, yani 1929 büyük krizini atlatan Roosevelt'ten sonra ondan daha cesur kararlar almak durumundayız. Bu nedir biliyor musunuz? Gelir dağılımını en az eşitsiz noktaya çekmek ve insanların satın alma gücünü yükseltmek. Siz insanların satın alma gücünü yükseltmezseniz enflasyonla mücadele edersiniz tabii. Edebilirsiniz. Ne olacak? Menhus bir hastalığa yakalanmış birisine sürekli Novajin vurmak gibi bir şey bu. Ağrı kesici vurdun. E tedavi? Tedavi yok abi. Dayandın ağrı kesiciyi. Ya şu anda Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, ekonomisini yönetenlerin yaptığı bir tek şey var. Sürekli Novajin basıyorlar bize. Tedavi? Tedavi yok. Tedavi ne? Tedavi ekonominin hareketlenmesi, işsizliğe çare bulunması, üretimin artması, yatırımların tabii haliyle artması. Ya biz Türkiye içindeki yatırımları Türk lirasıyla yapabiliriz. Kendi paramızla yatırım yapabiliriz. Yatırım yaparsak kendi paramızla üretimi, ama planlamalı bir üretim. Planlamalı. E ben planlamanın dehası, dahisi Türkiye'de dediğim zamanda İlhan Kesici'nin ismini verince de bana kızıyorsunuz. Ya ne yapayım peki ya? Ben yalan mı söyleyeyim yani? Hiç tanımadığım, bilmediğim adamları mı size ön plana çıkarayım? Canlarım benim. Ama bizlerde de, hepimizde de hata var. At buluyoruz, meydan bulamıyoruz. Meydan buluyoruz, ha sana meydan diyoruz, at yok diyoruz. Yeni geline demişler ki, hadi çık oyna sen de. Ay yerim dar demiş. Yer açmışlar oyna diye. Bu sefer de elbisesinin kolunu göstermiş. Yenim dar demiş. Ama canlarım olmaz. Halk olarak biz de, yani genelimizi yine söylemiyorum, hepimizi söylemiyorum. Ama genelimiz pek makbul değiliz galiba. Emini mühimine tercih etmekten bir defa hiç haberimiz yok. Asla inatçıyız. Yani Recep Tayyip Erdoğan ne kadar inatçıysa, Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında da en az onun kadar inatçı insanlar var. İnatçı politikacılar, inatçı seçmenler, inatçı gazeteciler var. Ama bunları kabul edeceğiz. Bunları kabul etmezsek bu sorunları çözemeyiz. Muhalefetin yapması gereken işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Bernie Sanders'ın yaptığı gibi. Biden ne dedi? Başkan Biden da Bernie Sanders eski rakibi olduğu halde Bernie Sanders'a aynen katılıyorum dedi. O cesareti göstereceğiz dedi. Ya biz parayı sıkıştıran, parayı kısan, faizleri yükselten, ekonomiyi durduran bir hükümete alkış tutar hale geldik ya. Ya bu nasıl bir rezalet ya? İşin kötüsü, hem muktedirin taraftarları alkışlıyor, yani ekonomiyi düzeltme gücüne sahip olanların yalakaları, yandaşları, medyaları, siyasetçileri alkışlıyor bu politikaları. İşin kötüsü hem de muhalefet partilerine destek veren ekonomistler alkışlıyorlar. Böyle rezillik olur mu ya? Böyle rezillik olur mu canlarım ya? O zaman da Memduh Bayraktar olarak ben bundan 27 sene önce Günaydın Gazetesi'ndeki bir yazımın başlığında haklıyım. Ne demiştim? Türkiye bir bankalar cumhuriyetidir. Evet, Türkiye bir bankalar cumhuriyetidir. Ne yazık ki bankalar cumhuriyetidir. Hiçbir siyasi iktidar bankaların bu hegemonyasını kırabilmeyi başaramamıştır. Bakınız, Borsa İstanbul bir rezalettir bana göre. Kumarhaneden farksızdır. Neden? Sığ, derinliği yok. Yönetim dediğiniz o dünyanın en önemli, en güvenilir kurumlarından biri olması gereken kurumun başındaki adam Amerika Birleşik Devletleri'nde Halk Bankası'nda yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla aylarca hapis yattı. Böyle şey olur mu canlarım benim ya? Dünya bunları bilmiyor, görmüyor mu yani? Hani nerede Recep Tayyip Erdoğan'la boy boy fotoğrafları, görüntüleri yayınlanan, yanı başında yürüyen, o yanı başında yürürken Hazine Bakanı ve diğer bakanlar bile Erdoğan'ın arkasında yürüyen
Sezgin Baran Korkmaz isimli iş adamı nerede? Hani Türkiye'ye geliyordu, kaçmamıştı. Kimseyi dolandırmamıştı. Nerede kardeşim, nerede? O adamın dokunulma, o adamın tutukluluk halini kaldıran savcı birkaç gün sonra Anayasa Mahkemesi'nde büyük ihtimalle başkan seçilecek. Üye olacak, başkan seçilecek. Utanmıyor muyuz biz ya? Ya biz utanmıyor muyuz milletçe bunlardan ya? Efendim bizler hak etmedik bunu. Bizler bunlara müstahak değiliz. Tamam ama ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapamıyoruz. Ne yazık hiçbir şey yapamıyoruz. Bir şeyler yapanların da tutuklanması, hapse girmesi, maliye tarafından kıskaca alınıp yalan yanlış iddialarla madden yok edilmesi için gidip savcılıklara, maliyeye, vergi dairelerine ihbarda bulunuyoruz. Evet. Kötüyüz, kötü. Ben kendim için söylemiyorum. Canlarım, sizler için de söylemiyorum. Türkiye'yi kötü insanlar yönetiyoruz. Cehalet çok da zararlı olmayabilir. Sadece kendine zarar verebilir. Bir de tabii seçim sandığında bizlere de zarar veriyor. Ama kötü insanın zararı herkesedir. Kötü insanın kendisinden başka kimseye faydası olmaz. Türkiye'de kötü insanlar egemen, kötü, çok kötü, vicdansız, acımasız, kanun tanımayan, hırsız, soysuz. Bu tür insanlar egemen olduğu için Türkiye bir türlü gelişemiyor. Kim bunlar? Ya isim niye vereyim isim işte? Pek çok insan. Ha, işlerinden biri kalkıp da benim efendim böyle böyle dedi, bize hırsız dedi diye mahkemeye verirse, buradan daha söyleyeyim. O verecek olan adamın hırsızlığını biliyorsam, ha bu adama, bu adam için söyledim derim. Bu kadın için söyledim derim. Onu da söyleyeyim şimdi de. Evet derim. Hırsızlığını gördüysem. Ama Nurullah Taş'ın dediği gibi ben yazılarımı numarasız gözlük niyetine yazıyorum. Herkese uysun abi. Kim üstüne alınırsa. Balkan köylerinde ayı avı olur. Ayıların inleri tespit edilir. Ayılar inin içinde iken gelirler o inlerin kapısının önüne, çalı çırpı yığıp yakarlar. Ayı dumanı hiç sevmez. Sonra da körüklerle dumanı içeriye üflerler. Ayı içinden çıkınca, dumanı yiyip de çıkınca, tabii çok kötü bir şey ama ayı yavlarlar. Ya canlarım be. Biz gazetecileriz. Zaman zaman ayı inlerinin önünde içeriye duman sıkarız. İçeriden kim çıkacağını nereden biliriz ya? Allah Allah. Başka bir şey de çıkabilir. Hepinizi sevgili gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.